Biz çok fazla sıkıntıya girmeden şöyle ciğerden Allah demiyoruz. Allah Azze ve Celle de bizden vazgeçmediği için hangi halde Allah diyorsak bizim başımıza o hali yaratıyor. Bazen bir anda kaza yapıyorsun. Kaza yapmadan bir saniye önce neyi zikrediyorsun? Allah diye zikrediyorsun. Allah Allah, değil mi? Bazen bir bakıyorsun acil bir telefon geliyor. Ne oldu? Çocuğun evde yere düşmüş. Telefonda nasıl olmuş demeden önce neyi zikrediyorsun? Allah diye zikrediyorsun. Bazen bir anda başka bir telefon geliyor. Yetiş, ne oldu hayırdır? İş yerine hırsız girmiş, kasanı patlatmış. Şimdi konu mühim ya, bu sefer üç kez Allah diyorsun. Allah 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 diye. Değil mi? Bazen de hasta ediyor. Allah Allah. Ne şekilde Allah diyorsak Allah da bizden vazgeçmediğinden dolayı o hali bize yaratıyor. Bir gün köyün birinde bir imam efendi varmış. Tabi cemaat namazı az geliyor. Özellikle en az gelinen namaz hangisi oluyor ekseriyette? Sabah namazı değil mi? Bir gün bir geliyor ki şimdi gece tabi deprem olmuş. Allah Azze ve Celle imam efendiye hissettirmemiş depremi. Bir gün bir geliyor ki sabah cemaat ağzına kadar dolu. Hayret etmiş. Açmış elini demiş. Ya Rab, bu cemaatin buraya gelmesine ne sebep olduysa sen onu başımızdan eksik etme ya Rab diye. Farkında da değil İmam Efendi. Cemaat de amin diyebilmiş mi? O vakayı bilmiyoruz. Amaç demek ki Allah dedirtmek değil mi? Allah Allah. Şimdi bizim ilacımız bu. Kalbimizin ilacı. Kalpten Allah diyebilmek. Doktor hastaya ilaç yazar. Hasta da lakaytlık eder, bu ilacı kullanmaz. Aradan zaman geçer, tekrar doktora kontrole gider. Doktor der ki dostum vakit ameliyat vaktidir. Allah Allah. Doktor bey ilaç kullansam olmaz mı acaba? Olurdu. Olurdu. Vaktinde yapsaydın olurdu ama artık ilaç kurtarmaz. Mecbur neşterleri çekmemiz lazım. Allah Allah. Allah Azze ve Celle bu musibetleri bize kıymak için göndermiyor. Artık ilaç kalbi hayatımızı diriltemeyeceğinden dolayı Allah Azze ve Celle de bizi ameliyat masasında bırakmak istemediğinden neyi çekiyor? Neşteri çekiyor. İlaçları, yani şu dersleri vaktinde kullanmadığında artık vakit neşter vaktidir. Neden böyle? İçeride ahiretimize kastetmiş acayip bir düşman var. Hani atsan atılmaz, satsan satılmaz derler ya. Tam öyle. Onun adı nefis. Nefsin alemi misaldeki karşılığı köpektir. Aynı öyle azgın. Bak, nefsi gerçekten böyle aç bir köpek gibi düşünün. Sürekli sana sırnaşıp rahatsız ediyor. Sen de aman benle uğraşma diye sürekli onu böyle ciddi besinlerle beslesen. Yani haramlarla, günahlarla. O köpek iyice güçlenip kuvvetlenir mi? Kuvvetlenir. Aradan birkaç ay, birkaç yıl geçtikten sonra sana istediği günahı yaptırabilmek için daha güçlüce hırlayan bir köpek karşına gelir mi? Gelir. Bak, içerideki düşmana bak. Tekrar edeyim. Nefsin alemi misaldeki karşılığı köpektir. Tam köpek gibi düşünebilirsiniz. Sürekli hırlıyor. Sen de uğraşmak istemiyorsun. Dur bir et vereyim, kemik vereyim, yemek vereyim diyorsun ama farkına varmadan güçlendirip büyütüyorsun onu. Halbuki birinci de delikanlıca karşısına dursan, vermiyorum desen bir iki pençe, bir iki ısırık. Doğru mu? İkinci de bir daha gelir, üçüncü de bir daha gelir. Psikolojide bir davranış sönmeden önce pik yaptığı andır. Yani son saldırışı daha kuvvetli olacaktır ama ondan sonra o köpek güçsüz kalacağından sana dokunsa da artık pençesiyle değil patileriyle dokunacak ve seni arzu ettiği gibi rahatsız edemeyecektir. Ne yapmazsan? Beslemezsen. Neyle beslemezsen? Günahlarla beslemezsen. Allah Allah. Şimdi velev diyelim ki içimizdeki nefis köpeği çok büyümüş, çok güçlenmiş. Ben de fark etmeden beslemişim. Bir gün fark ediyorum ki baş edilmez bir halde saldırıyor bu köpekler bana. Oradan saldırıyor, buradan saldırıyor. Her yerimi paramparça etmiş. Birisi gelse, bu köpeğin elini ayağını bağlasa, beni ısırmasını engellese ben bu kişiye ne ederim? Teşekkür ederim. Vay Allah senden razı olsun. Eksik olma derim ya. Sen olmasaydın bu köpek benim sonsuzumu parçalayacaktı. Allah Azze ve Celle içerideki köpek çok güçlenip baş edilmez hale geldiğinde bazen onu bağlar. Neyle bağlar? Hastalık ile bağlar. Bazen de öyle bir bağlar ki o bağ bir daha çözülmez. Ne demek bu şimdi? Bu da felç hastalığı demek. Ya bugün Allah Azze ve Celle'nin nefsi bağladı ama
çözülmez bir şekilde bağladığı ve bunun karşılığında hasta kişiyi evliya makamına çıkaracak bir hastalık konuşacağız. Hastalığın ismi nüzül. Ne demek nüzül? İnme demek değil mi? Yani inme yani felç. Bugün ana konumuz felç hastalığı. Tabii ana konu felç ama aslında bir insanın hayatını etkileyip bazı şeylerden mahrum eden bütün hastalıkları bu çatıda inceleyeceğiz. Değil mi? Kimisi var kardeşimiz felç değildir ama ayağını kullanamıyordur. Kimi kardeşimiz vardır felç değildir ama kolları yoktur. Kimi kardeşimiz vardır felç değildir ama gözleri yoktur. Her biri artık bu dünyanın sonuna kadar gidecek bir mahrumiyet midir? Evet. Demek ki felç çatısı altında kalıcı bütün hastalıkları zikredeceğiz. Ama bugün bunu örnekleyebilmek için nüzul dediğimiz yani inme dediğimiz felç hastalığını konuşacağız. O yüzden dersin başında biraz ufak bilgiler vereyim. Felç hastalığıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri. 80 milyon insanda bu hastalığın olduğunu söylüyorlar. Ve yılda 17 milyon yeni vakanın eklendiğini söylüyorlar. Ve yılda 6 milyon ölümün bu hastalıktan dolayı olduğundan bahsediyorlar. Felç hastalığı Allah hepsine yardımcısı olsun. Biliyorsunuz biraz zahmetli bir hastalıktır. Özellikle vücudun tamamında varsa yatak yarası denilen şeyler vücutta çok oturduğundan dolayı organlara, dokulara ve vücudun çeşitli yerlerine tahrip ettiğinden bu ölüme de sebep olabilir. Tabii birazdan bunun çok güzel yüzünü konuşacağız. Türkiye'de ise bu hastalık yılda 250 bin yeni vaka olarak tespit ediliyor. Ve yılda 50 bin insanın Türkiye'de felç hastalığından, nüzül hastalığından, inme hastalığından dolayı vefat ettiği söyleniyor. Evet. Detaylara girmeden önce ana konumuzu anladınız değil mi? Ana konumuz ne? Felç hastalığı. O ana konumuzun iki anahtar kelimesi var. Onları da başta zikredeyim ki hafızamızda kalsın. Birinci anahtar kelimemiz rabıta-i mevt. İkinci anahtar kelimemiz çile. Bir, rabıta-i mevt. İki, çile. Bu iki kelime çok önemli. Ana konumuz felç. Anahtar kelimelerimiz bir, rabıta-i mevt. İki, çile. Başlayalım mı derse? Buyurun. Bismihi Sübhanehu. 25. lema, 22. deva. Bakın bu 25. lemada 25 deva var. Çoğunu da okuduk. 21'ini okuduk. Bugün 22'deyiz. Bunun 25'i kaç saatte yazılmış biliyor musunuz? 4-5 saatte. Yani şu bizim aklımızı başımızdan alan Kur'an'ın elmas hakikatleri 4-5 saatte yazılmış. Allah Allah. Bu bile başlı başına insanı hayrete düşürüyor ya. Buyurun. Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Şimdi nüzulu biraz daha açalım. Nüzula ne demiştik? İnme demiştik. Onun karşılığında da şimdi günümüz Türkçesinde felç olarak kullandık. Felç genellikle insanın iradesinin dışında olan bir hastalık. Hiç felç olan var mı burada? Geçici felç de oluyor ya insan. Ben geçirdim. 100 felci geçirdim. Bir gün bir geldim. Eski hayalhanemdeyiz. Toplantı yapıyoruz. Allah Allah gece vakti baktım. Şuramda garip garip seyirmeler var. Sabah bir uyandım. Şuram şöyle kaldı böyle. Allah Allah ne oluyor falan dedim. Bizim Fatih Ünal da Allah razı olsun fizyoterapist. Hemen hastaneye onun yanına gittim. Ya Ünal dedim böyle böyle bir ahval var bende. Bir ıslık çalsana dedi. Dedim böyle baktım ıslık mıslık çalamıyorum diye hava çıkıyor. Dedi kardeş dedi 100 felci geçirmişsin dedi. Ondan sonra gittik işte gerekli müdahaleleri yaptık. Birkaç ay sonra Allah Azze ve Celle herhalde vazifesini bitirdiğinden dolayı o hastalığı benden aldı. Yani ben kısmen bir miktar da olsa ne olduğunu biliyorum. İnsanın iradesi dışı bir sabah bir uyanıyorsun bir bölgen hareket etmiyor. Allah Allah çok enteresan. Yani ben numunesini birkaç ay boyunca yaşadığım için bir miktar tefekkür edebiliyorum. Ya bunun tamamı acaba bir insana arız olsa o insan nasıl olur? Çünkü yüzünü, ağzını falan şu bölgeyi komple kullanamaz haldesin. Çok enteresan bir durum. Evet. O bende 5 dakikaya bir oluyor bende ya. Şimdi fıtık da var da 5 dakika yürüsem ayağım komple uyuşuyor. Doğru o da biraz hissettiriyor zaman zaman. Ben aslında hissedecek numuneleri yaşamışım bayağı. Şimdi olayı bu ufak parçadan çıkarıp büyük parçaya götürelim. Bir insanın hiç hareket edemediğini bir düşünsenize. Düne kadar hoplayıp zıplayan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir insana bir anda sabah uyanıyor ve diyorsun ki sen artık yerinden bile kalkamaz bir hal yaşayacaksın. Ellerini yıkayamayacaksın. Allah Allah.
ayağa kalkıp lavaboya gidemeyeceksin. Üstünü kıyafetlerini sen giyinemeyeceksin. Hani çok acıkınca çorbayı şöyle arada kaseden içtiğimiz oluyor ya. O kaseyi artık sen tutup kaldıramayacaksın. Çok ağır bir durum değil mi? Yani ömür boyu böyle kalacak bir insana nasıl teselli verilir? Kardeşim sen artık ömür boyu hiç hareket edemeyeceksin. Bu insan bu psikolojiyle ne yapar sizce? Allah Allah. Çok ağır bir psikoloji değil mi? Elindeki tek sermayesi dünya olan bir insansa hele bu insan. Kardeşim sen artık o dünyaya ne tutabileceksin ne de o dünyayı gezip dolaşabileceksin dersen bir insana. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ağır bir duygu. Yürüyemiyor, hareket edemiyor. Nasıl yaşar ki? İşte ahireti biliyorsa eğer bunu fırsata çevirecek inanılmaz bir olay var. Eğer ahireti biliyorsa bu insan, bu nüzül hastalığının ona evliyalar gibi bir ahiret kazandıracağını bilse, birkaç bin güncük hayata, birkaç bin gün yaşayacağımız o kadar. Değil mi? Allah Allah, düşünün. Bu hastalıktaki birisi 50 yaşında olsa, 10 yıl daha yaşasa, 3000 güncük. 3000! Ya 3000 gün düş sıkacaksın, daha sonra Şah-ı Geylani'nin yanında gözünü mü açacaksın? Evet! Dese. Ama böyle bizim gibi dilden değil, kalpten dese bunu. İman olsa, esahlı iman olsa. Allah Allah. Şimdi soruyorum, sabredilir mi, edilmez mi? Bakın, güzel bir iman kazanacak demiyorum. Eski zaman evliyaları gibi bir iman kazanacak diyorum. Akıl almaz bir olay. Demek ki yani bu noktada bir insanı dünyevi cümlelerle teselli etmek mümkün değil. O insanın tek tesellisi ahirete imanda saklı. Allah Allah. Olaya bakın, görüyor musunuz? Buyurun devam edelim. Baştan alır mısın cümleyi? Ey nüzul gibi ağır hastalıklara müptela olan kardeş. Evvela sana müjde ediyorum ki mümin için nüzul mübarek sayılıyor. Müjde kelimesi geçti. Dikkat ettiniz mi? Neden müjde? Yani birisi felç oluyor ve Üstad Hazretleri yanına gidiyor. Bak, felç olmuş birisine şu cümleyi okuduğunuzu düşünün. Sana müjde ediyorum, felç oldum. Allah Allah, hiç teselli verici bir giriş değil değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle bizim dünya hayatımıza bakarak değil, ahiret hayatımıza bakarak bize müdahale ediyor. Yani Allah'ın yarattığı bu gönderdiği misafir birkaç yıllık dünya hayatında yorucu ama bütün yaşanacak ahiret hayatında mübareklik sağlayacağından Allah Azze ve Celle oraya nazar ediyor. Üstad Hazretleri de Allah'ın neye kıymet verdiğini fark etmiş ve o yüzden lafın girişine müjde ediyorum diyerek girmiş. Bakın Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki 17. mektupta. Eğer dünya ebedi olsaydı, insan içinde ebedi kalsaydı. Bak. Firaklar ebedi olsaydı, ayrılıklar üzülmenin bir anlamı olurdu diyor. Şimdi bu manayı kalbinde almış, hissetmiş ve yaşamış bir insan düşünün. Bu insanı, yani iman dersini almış, felç olmuş bir insanı mutlu görürseniz şaşırmayın. Allah Allah. Merhum Hekimoğlu İsmail abi vardı, hatırlar mısınız? Bizim yayın evinin de sahipleri olur merhum. Ta Amerika'ya asker olduğu dönemlerde ilk Risale-i Nurları götüren kişi oluyor kendisi. Yanlış bilmiyorsam. Hayatının son birkaç yılını vücudunun yarısı felç şeklinde geçirdi. Yürüyemiyordu, hareket edemiyordu. Allah Allah, yarısı vücudunun. Sizler ziyarete de gittiniz İstanbul'da onu. Hiç mutsuz bir anına tanık oldunuz mu? Bizler kitaplarını okuduk defalarca. Hiç mutsuz ve ümitsizliğe düşmüş bir anına şahit olmadık. Böyle bir insana böyle ümit veren nedir acaba? İşte bu bahsedilen iman hakikatlerinin içerisindeki derin sırlar. Evet, buyurun devam edelim. Bunu çoktan ehli velayetten işitiyordum. Sırrını bilmezdim. İnce yakaladınız mı? Ehli velayetten işitiyor. Yani nüzul hastalığı bir insana çok mübarektir. Allah Allah, Üstad Hazretleri diyor ki neden böyle diyorlar? Bunun sırrı nedir? Yani bir insan felç oluyor ve ona karşılık diyorsun ki müjde! Mübarek bir hastalık sana geldi. Yani değil mi, hakikaten ahireti bilmeyen bir insana söylesen anlaşılacak bir cümle değil. Felç olmuş, inme inmiş, yataktan kalkamıyor. Müjde! Mübarek bir misafir seni ziyarete geldi. Yani ahirete iman altyapısı yoksa anlamak mümkün değil. İşte o yüzden bu eserleri çok evvelden bilmek çok büyük avantajdır. Buyurun. Bir sırrı şöyle kalbime geliyor ki, ehlullah, Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak ve dünyanın azim manevi tehlikelerinden kurtulmak ve saadet-i ebediyeyi temin etmek için
iki esası ihtiyaren takip etmişler. Allah dostları, Allah'a yakın, dünyanın tehlikelerinden uzak olmak için iki yol izliyorlar. Az önce dersin başında söyledik. Bir, rabıtayı mevt. İki, çile. Şimdi bu iki meseleyi işleyeceğiz. Buyurun. Birisi rabıtayı mevttir. Evet, bunu biraz anlatmaya başlayalım. Hadiste diyor ki eksuru zikra hademil lezzet. Ne demek oluyor? Lezzetleri acılaştıran ölümü. Hatta hadimil kesen değil mi? Hadimeden kesen değil mi? Hatmeden kesen ölümü sıkça zikredin diyor. Allah Allah. Şimdi bu nefsin hoşuna gitmez. Neden? Çünkü nefsin hoşuna giden helal lezzetler mi? Hayır. Haram lezzetler. Haram bir lezzete giriyorsun. Mesela şurada bir sofra kurmuşsun. Haram bir şeylerle vakit geçiriyorsun. Tam o esnada bir arkadaş gelip dese ki ya babacığım ölüm var dese. Böyle bir cümle. Ondan lezzet almayı bekleyen, o menhus günahlı lezzeti almayı bekleyen nefsin hoşuna gider mi? Gitmez. Demek ki nefse müptela olmuş insanlar nefsin lezzetlerini almak için ölümü duymayı istemezler. Tam burada da ölüm düşüncesi, ölümün tefekkürü, yani rabıtayı mevt, ölüm bağı, ölüm bağlantısı, ölüm tefekkürü bir antikor gibi yardıma gelir. Şeytanın virüs gönderdiği bütün günahları kesecek olan tefekkürün adı rabıtayı mevttir. Bak, bu bahsettiğim kelime eski zaman evliyalarının en büyük kabiliyetlerinden. Kabiliyet bu. Hani futbola kabiliyetin vardır, gerektiği yerde topa vurursun ya. Onların da rabıtayı mevte öyle bir kabiliyeti var ki gerektiği yerde o pası verebiliyorlar. Anladınız mı demek istediğimi? Çok müthiş bir kabiliyet bu rabıtayı mevt. Neticesi ölüm olan 1000 senenin 10 seneden farkı var mıdır? Farkı yoktur. Neden? Çünkü neticesi ölümdür. Allah Allah. Ama birçok insan maalesef ölümü ve ölümün merhemi olan imanı can boğazdan çıkmaya yakın anlıyor. Şimdi ahiretle ilgili bir meseleyi iyi hatırlayalım. Bütün yeryüzündeki insanlar öldükten sonra bir kısım cennet, bir kısım cehenneme gittikten sonra oradaki herkes kemal manada Allah'a iman edecek. Herkes Allah'ı çok iyi tanıyacak. Doğru mu? Doğru. Hani mesela şimdi kimileri diyor ya, hadi canım oradan şüphe ediyorum. Bırakın şu zizop işleri, şöyle işleri, böyle işleri. Hadi canım bunlar da saçmalık falan. Siz öldükten sonra böyle bir cümleyi cennette veyahut cehennemde hiçbir yerde duyamayacaksınız. Neden? Orada kişi cennette de olsa, cehennemde de olsa Allah Azze ve Celle'nin bütün esmalarını, bütün azimetiyle görecek, müşahede edeceklerinden orada cennet ehli içinde, cehennem ehli içinde iman kemal manada yaşanacaktır. Çünkü Allah tamamen kendisini tanıtacaktır. Yani işin sonunda herkes anlaşılması gerektiği gibi anlayacak. O zaman işin esprisi tam şimdi bunu yakalayabilmekte değil mi? Tam şimdi. Tam şimdi. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Tam şimdi yakalayabilmekte. Tam öldüğün anda, yaklaştığın anda can boğazdan çıkarken anlasam, orada iman etsem olur mu? Oluyor mu? Olmuyor. Buna ne deniyor? İman-ı yeis. Ümitsizlik imanı. Ümitsizce artık. Yani bunun tövbesi kabul olmaz manasında. Var mı örneğiniz? Firavun. Çok güzel. Firavun tam can boğazdan çıkarken iman ettiğini söylüyor ama bir işe yaramıyor. Şu derslerin her birisine ömür verilse azdır. Ömür verilse. Senin hayatın en mühim gayesini anlatıyor. Bakın, nihayeti ölümse 1000 yılla 10 yılın hiçbir farkı yok. Dünyanın çok gereksiz işlerini gözümüzde Allah gibi büyütüyoruz. Çok hata ediyoruz. Neticesi ölüm olan bir hayatın içerisindeyiz. Birkaç bin günümüz kaldı en iyi ihtimalle. Şu an bir anda kalp krizinden çat gidebilirsin. Bir umumi afat gelip çat gidebilirsin. Zaten gideceksin, hikaye gidecek. Gittikten sonrası asıl hikaye. Allah Allah. Bu meseleyi bilen Üstad Hazretleri şu cümleyi söylüyor. İnanılmaz bir cümle. Külli atin garip. Her gelecek yakındır. Neyden bahsediyor? Hangi gelecekten? Ölümden. Madem her gelecek yakındır, gelmiş gibi davranmak lazım. Ölüm bugün sana gelmiş gibi davranmanın adı iman. Ama içimizden bir ses geliyor sürekli. Yarın yaparsın, öbür ay yaparsın. Şu dünya işini bitir, öbür yıl yaparsın. Ne şeytan? İçinizde hakikati erteleten ne varsa. İş mi açacaksın? Düğün günün mü? Çocuk günün mü? At günün mü? Ne günün? Net şeytan.
Çünkü erteleyenler helak oldu, biz bunu biliyoruz. Allah Allah. Belagatta vardır ki, edebiyatın incelikleri, grameri. Vuku muhakkak olan vuku bulmuş gibidir. Yani Üstad Hazretleri'nin sözünü yineliyorum yine. Külliyatın kalip, her gelecek yakındır. Vuku bulmuş olacak olan vuku bulmuş gibidir. Sahabe efendilerimiz kıyamet hadiselerini duyunca Deccal Medine'nin arka bahçelerinden şimdi gelecek diye düşünürdük diyor. Nasıl iman ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben ve kıyamet şu iki parmağım gibiyiz. Ne demek istiyor? Yakınız demek istiyor. Allah Allah. Hakikat budur. Diğeri hayal erbaplarının işidir. İleride olur, boş ver, sonra olur, şimdi vaktimi, gençken yaparsın, boş ver bunları. Bunlar hayal erbaplarının işidir. Hakikat nedir biliyor musun? Ölüm şimdi. Yarın değil, bir saat sonra değil. Ölüm şimdi, hakikati budur. Ya alt başlık, çözüm ölümlü olduğumuzu hatırlamak. Hicretin ilk yılları çarşı kurulacak Medine'de. Sizce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çarşıyı nereye kurduruyor? Çok güzel değil mi? Kabre yakın kurduruyor. Neden? İnsanı kesrette boğacak en büyük mesele olan, Allah'ı unutturacak en büyük mesele olan ticarette sakın ha öleceğinizi unutmadan davranın diye. Allah Allah. Şimdi mezarlıklar nerede? Bir gün canın çekecek köye gideceksin de giderken görürsün. Hiç olacak işler değil. Mezarlıkların yeri şehrin merkezi. Allah Allah. Şimdi bu işler ve hakikatler bizden uzaklaştığından dolayı biz ölen birini gördüğümüzde hele ölümden önce biraz da hastalık ve azap çekiyorsa diyoruz ki öldü de kurtuldu. Anlamıyoruz ki daha canlı olacağı bir diyara gidiyor. Madem öldükten sonra insan daha canlı, daha şuurlu, aynı böyle gideceksin ha bu zihin. Aynı böyle gideceksin. Daha canlı, daha zinde, hiç es veremeyeceğin, uyuyup dinlenemeyeceğin bir canlılıkta gideceğin bir yer varsa o zaman öldü kurtuldu değil de öldü yakayı kaptırdı denir. Doğru mu? Öldükten sonra iman yoksa o kurtuluş değildir. Ne vardır? Yakayı kaptırmak vardır. Çünkü kaçacak yer yoktur. Bakın Müminin suresinden okuyorum. Nihayet onlardan yani müşriklerden birine ölüm gelip çattığında Rabbim der ne olur beni dünyaya geri gönder ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş yapayım. Herkes söyleyecek bunu. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar süren bir berzah vardır. Kabir meselesi anlatıyor. Daha kabirde söylenmiş bu. Kabir dediğin cennetle cehennemin numunesi. Kabirde bir insan bu kadar vaveyla ederse, Allah muhafaza cehenneme düşse ne edecek bu adam? Gelin şu dersleri anlayalım da orada değil. Burada çözelim. Ama yarın değil. Şimdi, şimdi. Yarın diye geçen ne varsa inanın aldanmışlığın ifadesi. Başka bir şey değil. Zübeyir abi Üstad Hazretlerine... Zübeyir Gündüz Alp'i bilir misiniz? Üstad Hazretlerin yanında. Çok işini yapan, muazzam bir insan. Zübeyir abi ölüm meselesi akla gelince Üstad Hazretlerine korkuyorum üstadım diyor. Üstad Hazretleri de diyor ki korkma Zübeyir titre diyor. Niye böyle dedin üstadım? Çünkü bu korkulacak mesele değil, titrenecek mesele. Peki onların titredikleri ölümün kendisi mi? Hayır, onlar ölüme iştiyak duyuyorlar. Ölüm hediye ve ikram gelsin de Allah'a vasıl olalım, vuslat gerçekleşsin diye... Ölüme hasret çekiyorlar. Titredikleri ne? Hesap verme korkusu. Demek ki ehli hakikatte ince bir çizgi var. Hazreti Ömer'in de çok korktuğu vakaları biz okuyoruz değil mi? Hazreti Ömer'in korkusu ölümden mi? Ölümü korkutan bir insanın korkusu ölümden olabilir mi? Hayır. Onlar ölüme hep iştiyak duymuşlar. Ölümün hakikatini bilen kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler diyor Üstad Rahimullah. Demek onların korktukları ölüm değil. Hesap verme meselesinden korkuyorlar. Allah Allah. Hayatın içinde çok uyuştuk. Varoluş amacımızı çok unuttuk. Bunun tek yolu nedir biliyor musunuz? Ölümlü olduğumuzu hatırlamak. Yani rabıtayı mevt meselesi. Allah Allah. Peki bir insan eğer buna kabiliyeti ve gücü yetmiyorsa, tefekkür gücü buna yetmiyorsa, ölmeden ölümlü olduğunu nasıl hatırlayabilir? Hastalıkla. Çok güzel. Hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Hele hiç unutturmayan bir hastalık var ki ölümü, yani rabıtayı mevti. O derin tefekkürü. Evliyanın en özel kabiliyeti bu, rabıtayı mevt. Hangi hastalık? Felç hastalığı. Şimdi bu zaviyeden bakınca nasıl gözüküyor? Çile mi, ikram mı? Allah Allah. Büyük ikram oluyor değil mi? Demek ki hastalığın, hele felç hastalığının temel amacı ölümle bağını, rabıtanı
çok kuvvetli bir hale getirmek. Bakın tekrar tekrar söyleyeyim, devam da edeceğim söylemeye. Bu bahsettiğim mesela felç olmuş bir arkadaşımızın, Allah onun yardımcısı olsun, şifa ihsan eylesin. Onda gelişecek çok özel bir kabiliyet var, rabıta-i mevt diye. Bu normalde eski zaman evliyalarının özel kabiliyeti. Yani tam dünyaya dalıp kesrette boğulacakları bir an derin bir tefekkürle rabıta-i mevti ortaya koyuyorlar. Ama felç olmuş bir kardeşimizin ekstra bir mücadeleye girmesine bunun için gerek yok. Bu hastalık onlara misafir geldiğinden rabıta-i mevtten isteseler de kopamıyorlar. Eski zaman evliyalarına lütuf olarak verilen bu rabıta-i mevt kabiliyeti felç olmuş bir arkadaşımız için cebri lütfi, yani zorla verilen ikram, başı cebir, zor gibi gözüküyor ama aradan vakit geçip hikmeti anlaşılınca lütuf olduğu anlaşılıyor, bas göz üstüne deniliyor. Allah Allah. Alt başlık, ölümünü düşünmek, ölümünü. Şimdi birkaç tespit yapalım. Ölüye ağlayan çok var değil mi? Gitti evladım, gitti sevdiğim, gitti anam, gitti babam. Ama dikkat edin, ölüye ağlarken kendine ağlayan çok az var. Yani ben de yarın bir gün ölüp gideceğim. Acaba benim halim ne olacaktır? Bakın bunlar bu asrın hediyeleri. Bunlar bizim gibi ahir zaman çocuklarına arız olmuş meseleler. Ölüye çok ağlanıyor, kendi ölümüne hiç ağlanmıyor. Bu sebepten dolayı bu asırda hastane ziyaretleri kabir ziyaretlerinden daha tesirli hale gelmiştir. Doğru mu? Ya kabre gidince kendine hiç yakıştırmıyorsun. Doğru mu? O öldü, o öldü, o yaşlıydı, o hastaydı diyorsun. Ama hastaneye gidince diyorsun ki ya bir kazada ben yapsam da benim de el ayak gitse diyorsun. Ya sinirlerim, omurlarım bir hasar görse de ben de şöyle kalsam diyorsun. Bu asırda kimileri için hastane ziyaretleri kabir ziyaretlerinden daha tesirli hal almış. Şimdi rabıta-i mevt'teki en ince mesele şudur. En ince mesele. Ölümü düşünmek değil. Ölümünü düşünmek. Neymiş rabıta-i mevt? Ölümü düşünmek mi? Hayır. Ölümünü düşünmek. Çünkü ölümü düşündüğünde kendine yakıştırmıyorsun. O ölür, bu ölür, şu ölür. Bize ölüm nerede gelecek? Daha çok vakit var diyorsun. O yüzden ölümünü düşündüğün anda bu rabıta-i mevt meselesi çok güzel bir hale geliyor. Allah Allah. Hazreti Ömer ölümünü düşünebilmek için adam tutmuş, adam. Öyle mi? Her gün gel bana ölümümü hatırlat, sana şu kadar ücret. Bir gün gelmene gerek kalmadı, başımın bir kısmı beyaz kefene büründü buyuruyor. Öyle mi? Allah Allah. Demek ki bu ölümü düşünmek, ölümü konuşmak bir insan için tesirli mesele değil. Asıl tesir edecek, rabıtayı mevte ulaştıracak ölümünü düşünmek. Şimdi öldüm. Soğuk toprağın altındayım. Az önce güvendiğim, Allah'a yaklaşmak için bahane olarak sunduğum insanlar vardı ya. Arkadaşlarım, dayılarım, işlerim vardı. Ya evler var diyordum. O kadar insana hesap veriyorum diyordum. Şimdi kabrin bu soğuk yalnızlığında hiçbirisinin gücü bana yetişmiyor diye insan kendi ölümünü düşünmesi lazım. Allah Allah. Rabıta-i mevtin inceliği anlaşıldı mı? Ölümü düşünmek değil. Ölümünü düşünmek. Bir gün annem ölse ne yaparım demek değil. Bir gün ben ölsem ki öleceğim. Çünkü külliyatı karip dedik. Her gelecek yakındır dedik. Ben öleceğim ve kabrin soğuk yalnızlığında. Ey Yunus, gününün bunca vakti dışarıdaki insanların işlerini çözmekle geçti. Neden benim Kur'an'ımı ince ince derin derin anlayıp o anlayan sahabeler gibi adım adım bana yaklaşmaya çalışmadın? Madem dünyada çalışmadın, şimdi uzak dur benden derse. Ne diyeceksin orada? Az önce okuduğum ayeti hatırlıyor musunuz? Tekrar bizi dünyaya gönder diyecekler. Bakın o cümleler kabir için geçiyor. Daha bunun cenneti cehennemi var. Daha bunun mahşeri var. Bugün öldük dememiz lazım. Anladın mı? Bu iş yarınla olacak iş değil. Bugün. Felç hastalığının içindeki akıl almaz hediye. Eski zaman evliyalarının en büyük bir kabiliyeti olan rabıta-i mevti onlara cebri lütfi şekilde Allah Azze ve Celle ikram etmiş. Yani tabiri caizse o nefsin elini ayağını bağlamış ama çözmemek üzere bağlamış ve onlara bunun karşılığında, yani nefsin biraz içeride bağırıp çağırması karşılığında, yani nefsin ben biraz dünya muradı istiyorum diye çığlıklar atması karşılığında paha biçilmez bir kabiliyet vermiş. O kabiliyetin adı rabıta-i mevttir. Ölüm rabıtasıdır.
Allah Allah. Başta neden müjde dediğini biraz anladınız mı? Başta neden bu hasta mübarek dediğini anladınız mı? Bu hastalık mübarek dediğini. Çünkü bu hastalık mübarek insanların özel kabiliyetlerini açığa ancak çıkarabiliyor sende. Allah Allah. Evet, biraz daha anlatacağım. Alt başlık: Rabıtayı Mevt, İhlas ve Riya. Ölümü anmak kalbi inceltir ve bunu sağlayacak en büyük tefekkür de Rabıtayı Mevt'tir. Şimdi günümüz dünyasında hayat kutsallaştırıldı. Şöyle yaşaman lazım, böyle yaşaman lazım. Bu kadar kutsallaştırılan hayat içerisinde ölümün sırası nereye gider ki? En arkaya. İşte bu Rabıtayı Mevt'e eski zamanlardan ziyade şimdi daha fazla ihtiyacımız var. İhtiyacımızın olma sebebini konuşmuştuk. Ne demiştik? Baştan başlayayım. Eski zaman evliyalarının en büyük kabiliyeti bu demiştim. O zaman şunu diyebilir miyim? Eski zaman evliyalarının en büyük kabiliyeti buysa onlarda inanılmaz bir iman var diyebilir miyim? Diyemez miyim? Kötü imanlı mıdır? Diyebilir miyim, diyemez miyim? Böyle bir kabiliyetleri varsa, eski zaman evliyalarının böyle bir kabiliyeti varsa onlarda muazzam bir de iman vardır. O zaman şunu diyebilir miyim? Demek ki onlarda imanın olmazsa olmazı ihlas çok güzel bir doruk noktadadır. Bakın Üstad Hazretleri imanın olmazsa olmaz bir alt kümesi olan ihlas için. Yani ben bir şey yapıyorsam sadece Allah için yaparım. Başka bir parametre, başka bir referans araya katmam. İhlas o demek değil mi? Yaptığını Allah için yap bak. Üstad Hazretleri bu ihlasın nasıl kazanılacağını anlatmış. Bir insanda ihlas olmadıktan sonra zahirde istediği kadar iman olsun, balon patlar. Doğru mu? Zaten ona iman denmez. İmanın olmazsa olmazı nedir? İhlastır, samimiyettir, içten gelerek yapmaktır. Bakın Üstad Hazretleri o ihlas için ne diyor? İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir sebebi Rabıtayı Mevt'tir diyor. Cümleyi görüyor musun ya? Yani bizim bugün her gün uğraştığımız mesele. Çünkü bu asırda kimileri ibadetlerin sayısını arttırarak şöyle yatay düzlemde Allah'a vasıl olmaya çalışmış. Risale-i Nur metodolojisinde ise var olan ibadetlerin içindeki ihlası, samimiyeti, kaliteyi arttırarak Allah'a amudi bir şekilde yükselmenin yolu vardır. Cümlem anlaşıldı mı? Kimileri ibadetlerin sayılarını arttırarak yatay bir düzlemde Allah'a yaklaşmaya çalışırken Risale-i Nur'un metodolojisi içerisinde ihlası elde edip var olan ibadetlerin içerisindeki samimiyeti ve ihlası arttırarak amudi bir şekilde yükseliş vardır. Ve Üstad Hazretleri diyor ki hani o amudi yükseliş var ya füze gibi, ondan sonra ihlas diyoruz ya. Bir amelin içerisindeki samimiyeti arttırmak, onu kazanmanın ve muhafaza etmenin en kuvvetli sebebi Rabıtayı Mevt diyor. İhlasın zıttı nedir? Riya. Yani ihlas ben bir şey yapıyorsam Allah için yaparım demek. Riya ben bir şey yapıyorsam, İslam için de bir şey yapıyorsam insan için yaparım desinler diye yaparım. Şimdi çok önemli bir hayat formülü ezberleyeceğiz. Hazır mısınız? İhlasa sevk eden şey Rabıtayı Mevt'tir. Riyaya sevk eden şey, yani insanlar için yapmak noktasına sevk eden şey de tuli emeldir. Yani dünyanın emellerin bitmeyeceğini, sonsuz ve ölümsüz olduğunu sanmak. İnceyi yakala bak. Muazzam bir mesele. Allah Allah. Samimiyeti, ihlası arttıran şey ölümlü olduğunu hatırlamak. Riyakar yapan şey de dünyayı bitmeyecek sonsuz sanmak. Tuli emel. Allah Allah. İhlasa sevk eden ölüm, riyaya sevk eden sonsuz olacağını zannetmek. Tuli emel, bitmeyen emeller, gayeler demek, sonsuzluk yani. Nasıl inanılmaz bir denklem. Bir insan ölümü tefekkür ettikçe ihlası kazanacak. Bir insan dünyada tuli emel cihetinde, yani bu dünya sonsuz, sonsuz gibi yaşayacağım dedikçe de ne olacak? Riyakar olacak. Rabıtayı Mevt'in inceliklerini gördünüz mü? Akıl almaz bir mesele değil mi? Bir insanı ihlasa sevk eden şey Rabıtayı Mevt. Yani ölümü düşünebilmek. Ama ölümü değil, ölümünü. Bir insanı riyakar yapacak olan, amellerinin her birisini yüzüne çöp olarak atacak olan tuğli emel. Ya bu dünya sonsuz kardeşim, biraz da dünya için yaşayın demek. Bir insanın bir amelinde ihlas olsa ne olur? Bir cümle söyleyeyim, hazır mısınız? Kalbiniz dayanır mı? İhlas ile bir dirhem amel, ihlassız batmanlarca amele müreccahtır. Allah demek amelimizi istemiyor. Amelin içindeki ihlası, samimiyeti istiyor. Mesela buranın tamamı benim, memleketin tamamı benim. Hepsini Allah için verdim ama riyakarına verdim. Allah'ım bunlara ne ihtiyacı var? Yaratan Allah zaten. Yaratanın bunlara ihtiyacı olur mu hiç?
Demek Allah'ın asıl bizden muradı amelimiz değil. Ameli yaparken amelin içindeki içtenliği, samimiyeti, ihlası keşfetmek. Allah Allah. Peki bir insan rabıtayı mevti yapamadı. Hangi hastalık gelir ona? Tuğli emel. Dünya sonsuz, dünya bitmeyecek. Öyle yaşıyor, yaşıyor, yaşıyor. Var değil mi hala öyle? 90'ına gelmiş ama hala o şekilde yaşıyor. Bu tuğli emel, yani dünyayı sonsuz gibi yaşamak bu insanı neye sevk edecek? Riyaya. Peki ben riya ile amel etsem sadece amellerim iptal mi olur? Ne olur bir de? Ya bütün o amellerin günahını çekerim. Riya sadece amelleri iptal etmiyor. Bir de yaptıklarının vebalini çekeceksin. Riyakarca amel yapmak günahtır. Çünkü riya şirki hafidir, gizli şirktir. Allah Allah. E şimdi böyle yapınca ölümünü düşünmek mecbur oldu. Doğru mu? Ya geçerken de bir ders dinledim de ne güzel ölümümü düşündüm. Meselesi değil. Biz bu işleri anlamaya mecbur ve mükellefiz. Şu dersleri hazırladığım her gün diyorum ki bu dersleri bilmeden nasıl ölünür ben onu bilmiyorum. Keşke anlaşılsa. Keşke insanlar canla başla bu dersleri düzenli almayı ve sahabe gibi muayyen bir sorumluluğun altına yatmayı keşke temel gaye edinebilse. Gelecek o günler, gelecek de gelene kadar kaç ölecek? Çok üzücü. Son kez söyleyip devam ediyorum. İnsanı ihlasa sevk eden şey rabıtayı mevttir. İnsanı riyaya, yani o vebale, o günah bataklığına, belki şirk bataklığına sevk eden şey de tuğle emeldir. Dünya bitmeyecek, sonsuz kalacak. Lütfen hiçbir işinizi ertelemeyin. Lütfen. Bu kesinlikle şeytandan. Bir Müslüman hayır adına bir iş yapacağı zaman ötesini berisini düşünmez. Ötesini berisini düşünüp en ince noktasına kadar bilebilecek olsan kader senin elinden dönsün. Haşa Allah mısın? Sen kulsun, kul gibi davran. Evet. Devam edelim mi? Oturdu mu rabıtayı mevt? Ana çatımız neydi? Nüzul yani felç. Onun iki tane anahtar kelimesi var dedik. Bir, rabıtayı mevt. Onu çözdük. İki, şile. Buyurun devam edelim. Birisi rabıtayı mevttir. Yani dünya fani olduğu gibi kendisi de içinde vazifadar fani bir misafir olduğunu düşünmekle hayatı ebediyesine o suretle çalışmışlar. Allah Allah. Şimdi mesela biz bu dersi aldık ya, çıkışta unutma ihtimalimiz var mı? Var ya, var değil mi? Maalesef gafiliz. Peki felçli bir arkadaşımızın unutma ihtimali var mı? Yok. Demek ki bu dersi yaşayanın bu dersi alandan çok daha fazla avantajı var. Öyle mi? Sadece hakikatini bilirse. Sadece. Bak bizler şuradan çıkıp bir muhabbette hemen aklımızdan çıkıp unutabiliriz. Allah Allah. Ama onlar eski zaman evliyaları gibi daima rabıta-i mevt yapıyorlar. Başta neden müjde dediğini anlıyorsunuz değil mi? Buyurun. İkincisi. Şimdi yeni meseleye geçiyoruz. Nefsi emmarenin. Sürekli kötülüğü emreden nefis. Ve kör hissiyatın Bu adam öldükten sonra ne olacak? Bilmiyorum neden hissiyat ne? Kör hissiyat. Geleceğini, önünü göremiyor. Baştan alalım. Nefsi emmarenin ve kör hissiyatın tehlikelerinden kurtulmak için çileler ile, riyazetlerle nefsi emmarenin öldürülmesine çalışmışlar. Şimdi ikincisi, eski zaman evliyalarının birinci özel kabiliyeti, rabıta-i mevti. İkincisi de çile ve riyazet. Ne demek çile? Alt başlık çile. Arapçada 40 erbaindir. Farsçada da çile diye geçer. Yani bu insanlardan uzak kalma, kendini kapatma ya da bir mürşit ile bu yolu seçmenin farklı farklı isimleri var. Buna çile diyebiliriz. İnziva diyebiliriz. Halvet diyebiliriz. Uzlet diyebiliriz. Bence bu isimler kulağınızı doldurursa önemli isimler. İşte farklı metotlarla, bunların her birisi farklı bir metot birbirinden ama ortak yanları var. Ben bugün ortak yanlarını konuşacağım. Birbirinden farklarını değil de. Eski zamanda insanlar Allah'a yakın olmak için bu şekilde yollar tercih etmişler. 40 gün çileye kapanıyorlar. O yüzden de Arapçada erbain olan 40, Farsçada çile manası taşıdığından çileyi kullanmışlar. Çile ızdırap veren hal veyahut zahmet veyahut meşakkat veyahut eziyet anlamlarındadır. Ama bizim günlük kullandığımız manalarda eziyet değil de ezmekteki eziyet. Bir insan nefsi esse esse esse, o nefis toprak olsa, topraktan da gül biter mi? Biter değil mi? Öyle eziyet, anladınız değil mi? Terbiye manasında eziyet, günlük
Halk arasında kullandığımız manada değil. Bakara suresi 51. ayette Musa peygamber Tur dağına gider. 40 gece riyazetten sonra kendisine kitap verildiği bahsedilir. Veyahut Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmeden önce Hira'da. Hira neyden geliyordu? Taharri, arama. Hira Sultanlığında 30 gün geçirdiğinden dolayı tasavvuf ekolünde bunlar dayanak ve kaynak alınaraktan 40 gün insanın bir yere kapanarak ama şu kesretten uzaklaşayım, benim dikkatimi dağıtacak şeylerden ve sadece Rabbimle baş başa kalayım, hem nefsim ezilsin, terbiye olsun, hem kalbim cilalansın diye yapılan hadiseye çile demişler, riyazet demişler, uzlet demişler, halvet demişler veyahut inziva demişler. Tekrar ediyorum, bunların beşinin birbirinden farkları var. Ben ortalamasını alıyorum. Tasavvuf bu olaydan hareketle çileyi tasavvufun temel esaslarından birisi olarak almışlardır. İmam Sadi Şirazi şöyle buyurur. Ayare gözünü kapamadan yare mahrem olamaz. Nasıl cümle? Allah Allah. Yani o dışarıyla alakanı kesmeden Allah'la buluşup kavuşup yakınlaşamazsın. Hem kalbinde drift çeken arabalar olsun, hem de nurların hakikati açılsın. Olmuyor işte öyle. Olmuyor değil mi? Hem kalbinde hep dünyanın hesabı olsun, hem de bu ahiret kalbime girsin. Oluyor mu? Olmuyor. Çünkü bir kalpte iki sevda olmuyor. Amaçları tekrar edeyim. Nefsin ezilmesidir. Nefsin ezilmesini iki kelimeyle özetleyeyim. Bir, nefsin terbiyesi şu demektir. Nefsi kötü düşüncelerden uzak tutmak. İki, nefsin tezkiyesi. Ne demekti tezkiye? Temizlemek. Nefsi sürekli temiz tutmak. Anladınız mı neden çileye kapandıklarını? Nefsi terbiye etmek için, yani o kötü düşüncelerden uzak durup kabiliyetleri Allah için daha güzel hale gelsin diye, imana kabiliyetleri. İkincisi de nefsi tezkiye etmek için, sürekli temiz tutmak için. Çünkü kirli bir kalpte güzel bir şey tecelli eder mi? Etmez. Siz hiç akıllı bir adamın çok güzel bir gül demeti alıp, affedersiniz, yüzünüze gül suyu, kötü kokan bir tuvalete bıraktığını gördünüz mü? Olmaz değil mi? Güzel şeyler kötü yerleri kabul etmez çünkü. Evet. Bir ufak bilgi daha vereyim isterseniz. Eski zaman evliyaları bu hali yakalayabilmek için şöyle demişler. Kılleti taam, az yemek. Kılleti kelam, az konuşmak. Kılleti nevm, yani az uyumak. İşin açıkçası bu üçüyle nefsi adına bir şekilde mücadele etmeyen insanlarda imanın tam pişmediğini de müşahede ediyorlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bu üçünü insan bir cihette nefsinde yaşamak zorunda. Kılleti taam, az yemek. Kılleti kelam, az konuşmak. Kılleti nevm, az uyumak. Hiç gördünüz mü her gün 10 saat uyuyan ama çok disiplinli her işi bitiren bir adam? Mümkün değil değil mi? Çünkü içerideki o nefis dediğimiz köpeği bir şekilde ufaltmadan güzellik ortaya çıkmıyor. Alt başlık eski zaman evliyalarında uzlet. Şimdi biz nereye gideceğimizi çok detaylı bilmediğimizden ölümü de çok iyi hatırlayamıyoruz. Nereye gideceğimizi göstermeyen özellik neydi? Kör hissiyattı değil mi? Hissiyatlar devreye girince, o yüzden duygularını doğru kullanamayan bir insanlar kesinlikle bunun farkına varamıyor. Hani bahsedilen manada duygusallık insanı kör hissiyata, hislerinin galebe edip körleştirmesine ciddi sevk edebilir. Çok duygusalsın, kaptırdın birine gönlünü, bitti hayatın. Böyle bir adam ölümü düşünebiliyor mu sizce? Bırak ölümü düşünmeyi, kendisine bile ölüm adına zarar verebiliyor değil mi? Allah Allah. Kör hissiyat bir insana nereye gideceğini göstermiyor. Şimdi kör hissiyatlarımız nereye gideceğimizi göstermiyorsa bir insan nereye gideceğini en iyi nasıl anlar biliyor musun? Bu hazırlıkları güzel yapan insanların hayatlarından anlar. Şah-ı Geylani Hazretleri gibi, İmam Rabbani Hazretleri gibi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi ilahir. Allah Allah. Şimdi onların hayatlarından biraz bu bahsettiğimiz çile, uzlet, inziva noktalarında örnekler verelim. Enbiya ve evliyanın hayatlarına baktığınızda bu uzlet meselesini, halvet meselesini mutlaka hayatlarının bir kısmında görüyorsunuz. Amaçları da nedir biliyor musunuz? Özüne dönmek, fabrika ayarlarına dönmek, yani yeniden fıtrata dönmek için bu hale bürünüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü itikafa kapanıyor. Allah Allah. Bakın burada çok enteresan bir mesele var ha. Kendisi yeryüzünün sultanı, doğru mu? Aleyhissalatü vesselam. Kendisi bir devlet başkanı, doğru mu? Aleyhissalatü vesselam. Kendisi memleketler yönetiyor, savaşlar yönetiyor, doğru mu? Aleyhissalatü vesselam. Doğru.
Buna rağmen Ramazan'ın son 10 günü itikafa kapanıyor. Ne demek bu? Demek ki her birisinden önemli bir mesele var. Allah'la yakınlaşmamız. İşte bu hal. Görüyor musunuz? İmam Gazali Hazretleri 28 yaşında, kendisi müderris büyük bir yerde. Yani şimdiki zamanın rektörü gibi. Bir anda kalbine hissiyat giriyor. Bu mesleği bırakıyor ve 10 yıllık hayatını dağda bir mağarada geçiriyor. Ne yapıyor? Bu uzlet halini yaşıyor. Yusuf peygamber bu hali nerede yaşamış? Çocuklukta kuyuda, büyüyünce hapishanelerde yaşamış. Allah Allah. Ashab-ı Kehf halvetini nerede yaşıyor? Bir mağaraya kapanıyor, mağarada yaşıyor. Yunus peygamber halvetini nerede yaşıyor? Bir balığın karnında yaşıyor. İsa peygamber kendisine kitap gelmeden önce yine 40 gününü aynı manada bir ormanın içinde geçiriyor. Eski döneme bakın, enbiyaların, peygamberlerin, enbiya nebinin çoğulu değil mi? Enbiyaların ve evliyaların hayatlarında bu uzlet, halvet hali mutlaka mevcuttur. Peki bizim hayatımızda bu hali sağlamak için Allah neyi ikram etmiş? Ramazan ayını ikram etmiş. Ramazan ayında tutulan oruç, nefisle baş etmek için bir nevi halvet halidir. Allah Allah. Şu Ramazan'ın manasını bir insan bir parça anlasa, gidince o kadar üzülüyor ki. Hakikaten üzülüyor ya. Allah Allah, gitti, bayramımız gitti diyor ya. Evet. Alt başlık üstadın halveti. Üstad Rahimullah'ın hayatında da bu halvet hali vardır. Ne şekillerde olmuş biraz örnekleyelim. Doğu Beyazıt'ta Ahmedi Hani Türbesi'nde Üstad Hazretleri halvete çekilir. Genç yaştayken değil mi bu hal? Kosturma'da Tatar Camii'nde halvete çekilir. Bu da 1. Can Haberi'nde esir düşerken. Doğru mudur? Evet. Çamlıca Tepesi'nde halvete çekildiği vardır. Yuşa Tepesi'nde halvete çekildiği vardır. Afyon Hapsi'nde ve ilahir diğer hapislerde Üstad Hazretleri'nin halvete çekildiği vardır. Fark ettiyseniz birçoğu Cebri Lütfi. Yani kader Üstad Hazretleri'ni bu halvete mecbur eylemiş. Ama Üstad Hazretleri'nin yazılarına dikkat edin, hep lütuf olduğunu en önden fark etmiş. Allah Allah. Bir gün mapsa düşüyorlar. Ya kardeşim, demek rızkımız burada yazılmış diyor. Ya nasıl bir insan rahatı kalple bu cümleleri edebiliyor? Akıl almaz bir iman ya. Üstad Hazretleri zamanında Barla'ya sürgüne gönderilir. Biliyorsunuz değil mi Isparta Barla? Bu eserlerin yazıldığı yer. Isparta Barla. Biz çok ziyaret ederiz orayı. Üstad Hazretleri tefekkür etmek için, bakın, kuş uçmaz kervan geçmez bir köy. O köyde zaten mecbur tek başına tecrit halinde bir ev vermişler. Tefekkür etmek için o evde kalmıyor. Nereye çıkıyor? Çam Dağı'na çıkıyor. Yetmiyor. Çam Dağı'nın en tepesine çıkıyor. Yetmiyor. Orada bir ağaç buluyor. Onun da en tepesine çıkıyor. Üstadım, neden bu kadar tepelere çıktın tefekkür etmek için? Hazır mısınız cevabı duymaya? Çünkü beşer manen kirlidir. Enteresan bir halvet hali değil mi? Çünkü beşer manen kirlidir. Üstad Hazretleri kıyafetlerini başkası yıkadığı vakit son su vurulduktan sonra başkasının elinin dokunmasını istemiyor. Üstadım, neden bu hal? Çünkü beşer manen kirlidir. Allah Allah. Şimdi size bir hadis söyleyeyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, müminin hem kokusu vardır hem tadı vardır, münafığın tadı yoktur. Yani insanların bizim fark edemediğimiz cihette bir tadı ve kokusu var mıdır? Vardır. Şimdi Allah dostlarında, yani Evliyaullah'ta keşfiyat denilen bir olay var. Ne demek biliyor musunuz? Hakikati ortaya çıkarmak demek. Keşfiyat denilen bir hal var. Ne demek? Hakikati ortaya çıkarmak. Kimisinde kalbe medar keşfiyat görülüyor. Kimisinde göze medar keşfiyat görülüyor. Kiminde kulağa medar keşfiyat görülüyor. Kiminde buruna medar keşfiyat görülüyor. Mesela bir zattan bahsediliyor. Buruna keşfiyatı açılmış. Hani az önce dedim ya, bir kokusu var bir tadı vardır manasında. Demek yani özel bir şekilde hissediliyor. İçeri giren bir insanın günahından rahatsız olup farklı bir koku duyduğundan bahsediliyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Allah o cihette kabiliyetini açıyor. Açabilir mi? Açabilir. Benim duyamadığım sesi karınca duyuyor mu? Duyuyor. Onu ses cihetinde o frekanslar için keşfe medar hale getirmiş. Ama beni getirmemiş. Benim frekans aralığım daha dar kalmış. Allah Allah. Demek ki evliyada keşfe medar haller olduğundan, halvet ve uzlet hallerinde insanlardan olabildiğine kaçıyorlar. Çünkü beşer manen kirlidir. Eski zamanın o Anadolu insanı, tam o irfanı almış insanlar, bir Allah dostunun yanına gitmeden önce
birkaç gece bir odada kapandıkları vaki. Biliyor musunuz? Ya eski zamanın insanı ya. Ne kadar güzel. Yine gelecek yani onlar. Sizler varsınız, Anadolu insanımız var. Hiç eksilmedi bunlar. Allah'ın izniyle yine gün yüzüne çıkacak. Eski zamanın insanı bir Allah dostunu ziyarete gidip gitmeden önce birkaç gece halvette kapandığı var. Sebebi şu. Günahım bir şeye bulaşmıştır. Burnum bir şeye bulaşmıştır. Kulağım, ağzım, dilim bir şeye bulaşmıştır. O Allah dostu bunu keşfeder de ayıp olur diye. Ne ince hadiseler değil mi? Ne inceler. Şimdi bu duygular bizde gözükmeyince ne oluyor biliyor musun? Böyle saçmalık mı olur? Senin ruhun saçma hale geldiyse başka ne olur? Behlül Dane Hazretleri duymuştunuz değil mi? Gitmiş bir gün mezarlıkta oturuyor. Birisi görüyor ya Behlül Dane neden burası diyor. Buradakiler gıybet etmiyor, yalanları da yok. Bana pislik bulaşmıyor diyor. Yani o manen pisliği ruhu hissediyor demek. Allah Allah. Bir cihette siz de hissetmiyor musunuz? Çok kötü insanların içinde olduğunuzda böyle zindanda gibi daraldığınız olmuyor mu? Bak bir ölçüde bizde de var demek, bir ölçüde. Onlarda da daha geniş ölçüde var, ona kabiliyetleri açılmış. Kimi mahallede top oynar, kimi Messi gibi top oynar. Bu kabiliyet meselesi. Kim de açılırsa o bu kadarını hisseder. Evet. Bir kelime daha anlatayım. Halveti anlattım, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bir de halvetin zıttı var. O ha harfi var ya, ona bir nokta ekleyin. Halvet ne olur? Noktayı ortaya ekle. Ne olur? Celvet olur. Ya İmam Hatipli. Güzel. Güzel değil mi? İmam Hatipli değil mi? Bak kullandım bilgileri. Güzel. O halvete bir nokta eklediğimizde ne olur? Celvet. Halvet yalnızlık olduğu gibi celvet de kalabalığa karışmak demektir. Celvetin aslı halkın içinde hak ile beraber olmak demektir. Çok önemli bir mana çünkü meşrebimizi de yansıtan bir mana. Celvet. Hakkı tutup halkın arasına karışmak demektir. Daha çok bizim meşrebimizde halvet hali yani yalnızlık hali celvete hazırlık için kullanılmaktadır. Anladınız değil mi? Yani bir insan dönem dönem mutlaka bir uzlet yaşamalı mı? Evet yaşamalı, fıtratına dönmeli. Peki bizim meşrebimizde o halvet hali ne için kullanılır? Celvete karışmak için yani hakkı tutup halkın arasına karışmak için kullanılır. Allah Allah. Peki o halvet halini neden yaşıyorduk? Tekrar edelim. Ezile ezile toprak olalım ki üstümüzde gül bitsin diye yaşıyoruz. Evet. Çile de bitti. İki anahtar kelimeyi de bitirdik. Anlaşıldı mı? Ana konumuz nüzul. Felç hastalığıydı. Felç hastalarının eski zaman evliyaları gibi iki tane inanılmaz kabiliyeti olduğunu konuştuk. Birincisi rabıtayı mevt dedik. İkincisi de eski zaman evliyalarındaki çile haleti. Onlar da daimi bir şekilde var dedik. Şimdi ben baştan sorsam ki bu hastalık Allah tarafından birisine gönderilse, Üstad Hazretleri de buna müjde dese hak mıdır? Haktır. Peki bu insanlar yani bu hastalığın denk geldiği arkadaşlarımız Allah inşallah şifa ihsan eylesin. Ahirette gözlerini bir evliyanın yanında açsalar hak mıdır? Haktır. Tek kural sabredeceksin, şükredeceksin. İsyan oldu mu işin rengi değişir. Anlatabildim mi? İman isyanı kaldırmaz. Tek kural o. İsyan olmayacak. Sabredip şükrettiğin anda bir ikram olur. Gözünü Şah-ı Geylani'nin yanında açarsın. Biz bilemiyoruz. Allah'ın lütfudur, ikramıdır. Bilemiyoruz yani. Allah Allah. Madem ölüm var, 1000 yılı da 10 yılı da aynı. Öyle mi? Ya. Şu ölmeden önce ölümü bir anlasak var ya. Bir anlasak. Onu anlamak için arada uzlet şart mı? Şart. Şart. Buyurun. Sizler ey yarı vücudunun sıhhatini kaybeden kardeş. Sen ihtiyarsız, kısa ve kolay ve sebeb-i saadet olan iki esas sana verilmiş ki daima senin vücudunun vaziyeti, dünyanın zevalini ve insanın fani olduğunu ihtar ediyor. Daha dünya seni boğamıyor. Gaflet senin gözünü kapayamıyor. Allah Allah. Böyle bir arkadaşta gaflet hali mümkün değil. Evet. Yarım insan vaziyetinde bir zata nefsi emmare elbette hevesat rezile ile ve nefsani müştehiyat ile onu aldatamaz. Çabuk o nefsin belasından kurtulur. Neden kurtulur? Çünkü hiç uğraşmadan iki özelliği gelişiyor. Bir, rabıta-i mevt. İki, çile özelliği. Yani tefekkürün doruk noktası.
Bunu o arkadaşımıza veren hal nedir? Yarı vücudunun ölmüş olması. Şimdi meseleyi tekrar ufak bir kritik edecek olursak, bakın akıl almaz bir mesele. Oraya giden bütün insanların cehenneme gitmesinin sebebi nedir? Nefisleridir. Bu arkadaşlar o nefisle mücadele etmek, baş etmek meselesinden direkt muaf tutulmuşlar. Böyle bir olayı Uhud'dan dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, küçük cihat bitti, şimdi büyük cihata. Uhud yahu intikam savaşıdır ama müşrikler için. Bedir'in intikamını alacaklar ya, böyle bir savaş. Hazreti Hamza Efendimiz'i müsle etmişler. Dirhem dirhem doğramışlar. Kolye yapmışlar, bilezik yapmışlar, halhal yapmışlar. Böyle bir savaş Uhud Savaşı. Buradan dönüşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, küçük cihat bitti, büyük cihata. Ya Resulallah, büyük cihat nedir? Nefisle olan cihattır. Çünkü küçük cihat deme sebebi ne? Akıbetinin küçük olması. Dünyada biraz üzüntüsü olur. Sevdiklerinden ayrı kalır. Biraz bir yerin hasar görür. Peki nefisle baş etmeye büyük cihat demesinin sebebi ne? Demek neticesi büyük. Bir insanın sonsuzluğunu perişan edebilir. Doğru mu? Bu hastalığın misafir olarak geldiği bir arkadaşımız, insanlığın en büyük belası, içerideki köpek olan nefisten muaf tutulmuşlar. Nasıl ikram? Muazzam. Bu hastalığı okuyabilene bu hastalık cennet bileti olur. Olur mu? Olur. Okuyabildikten sonra çok kolay olabilir. Allah'ın izniyle. Buyurun. İşte mümin sırrı iman ile ve teslimiyet ve tevekkül ile o ağır nüzul gibi hastalıktan az bir zamanda ehli velayetin çileleri gibi istifade edebilir. Şimdi hastalar risalesinin klinik psikoterapi olduğunu da anladınız değil mi? Yani bir insana moral verecek en büyük noktadan giriyor. Hastalığın bir insanı evliya yapabileceğini bahsediyor. Eski zaman evliyalarına lütuf olarak gelinen iki özellik, rabıta-i met ve çile, sana cebri lütfi olarak ikram edilmiş. Klinik psikoterapi. Doğru mu? Allah Allah. İnanılmaz bir mesele ya. İnanılmaz ya. Buyurun. O vakit o ağır hastalık çok ucuz düşer. Evet. Bir soruyla devam edelim. Peki böyle ağır hastalıkları geçirmiş bir insanın, dedim ya felç buna bir örnektir. İnsanın vücudunun bir kısmını kullanamayacağı başka hastalıklar da vardır. Böyle ağır hastalık misafir olarak bir insana gelmişse, onun okuyabileceği güzel bir dua var mıdır? El cevap, evet vardır. O dua kaside-i bürdedir. Duydunuz mu? Bürde ne demek? Hırka. Kaside-i bürde. Hırka kasidesi. Şiir gibi yani. Hırka şiiri gibi. Allah Allah. Şu kaside-i bürdeyi bir anlatalım. İnşallah niyetlenen birileri olursa bu da inşallah şifa olur. Bu Busiri meşhur bir şair Arap kabilesi reislerine şiirler yazıyor ve bu yazdığı şiirlerin karşılığında da hediyeler alıyor. Bir gün yolda birisi denk geliyor ve diyor ki herkesi methediyorsun. Neden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı methetmiyorsun acaba? O cahiliye döneminin meşhur şairlerinden. Eve gider ve yazmaya başlar. Aradan zaman geçer ve kendisi felç olur. 7 yıl felçli bir şekilde kalır. 7 yıl. O esnada da şifa talebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için bir kaside yazar. Bir gece ansızın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rüyasına girer. O kasideni bana okur musun der. Başlar kasidesini okumaya 160 beyit. Bu kasideyi siz de biliyorsunuzdur. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habibike hayril hakkı külli himmi diye bir kaside. Kaside bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sırtını mesheder. Daha sonra hırkasını onun üstüne bırakır. Rüyadan uyanır, hemen ayağa kalkar, yanında bir de hırka görür, anlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hırkayı ona hediye etmiş. Sabah namazına giderken yolda arkadaşı Ebu Reca'yı görür. Ebu Reca diyor ki ona, bana kasideni okur musun? Bu Sire de diyor ki, ya hangi kasiden? Benim bir sürü kasidem var. O rüyada okuduğundan oku bana diyor. Rüyadaki okuduğum kasideyi sen nereden biliyorsun? Diyor ki, ben de rüyada oralarda bir yerdeydim diyor. Allah Allah. Ve o kasideyi ondan rica ediyor. Daha sonra bu kaside meşhur oluyor. Şifa kasidesi diye de geçiyor. 7 kez hastalara, yani haftanın 7 günü ayrıca okunmasının tecrübeyle sabit, mücerrep şekilde Allah'ın şifasını celbettiği söylenmektedir. Eski zamanda da bunu çok uygulamışlar. Tabi duanın ilk şartının kalpten inanmak olduğu meselesini unutmamamız lazım. Üstad Hazretleri de bu kasideden birkaç cümleyi cevşeni derlerken cevşeni almış. Biz orayı okuduk ebeden ve daimen. Evet, bir alt başlığımız daha var. Kaside-i Bürde ve Efendimiz'e sevgi. Bürde ne demekti? Hırka. Osmanlı medreselerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sevgiyi anlatmak için bu Kaside-i Bürde'yi çok okutmuşlar.
Yani Allah Resulü Aleyhisselam böyle sevinir diye. Allah Allah. O yüzden maneviyatta büyük şahsiyetler bu kasideye çok önem vermişler. Çünkü maneviyattaki büyük şahsiyetlerin büyük olma sebebi hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru taklit edebilmelerinden. Doğru mu? Yani bir güzellik varsa mutlaka Efendimiz Aleyhisselam'ı taklitten midir? İnanın taklittendir. Yeryüzünün güneşidir o. İnsanlığın iftarıdır o. Allah Allah. Meşayihten birisi karpuz yemezmiş. Demişler ona bir gün, neden yemiyorsun karpuz? Demiş ki rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karpuz yer mi yemez mi? Yerse de nasıl yer? Ben onu bulamadığım için karpuz yemeye meyletmedim demiş. Şimdi biz yazın terliyoruz, götürsene karpuzu diyoruz ama değil mi? Kimileri orada bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbeti arıyor. Şimdi Allah aşkına bu iki sevgi bir olur mu? Olmaz değil mi? Allah Allah, ne ince sevgi. Hal saridir. Yani sirayet eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seversen onun hali de sana sirayet edecektir. Muhabbet ne kadar çoksa sirayet de o kadar çok olacaktır. Yani rehbere uyulduğu ve itaat edildiği ölçüde bir insan netice alacaktır. Ama o rehbere uymanın ilk yolu muhabbet ile olacaktır. O yüzden bu kaside çok önemlidir. Çünkü kasidenin ana konusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbettir. Rabıtanın varlık sebebi de budur. Muhabbeti diri tutmaktadır. Çünkü ibadetin makbul olanı cennet sevdası veyahut cehennem korkusundan olan değildir. İbadetin makbul olanı muhabbetten dolayı olandır. Kime muhabbet? Allah Azze ve Celle'ye muhabbet. Allah Allah. Bir insan Efendimiz Aleyhisselam'ı sevdikçe, Allah Azze ve Celle'yi sevdikçe o sevgisi onun taklitte kalmış bütün davranışlarını tahkiki imana dönüştürecektir. O zaman biz desek ki tahkiki imanı elde etmenin bir yolu nedir? Sevmektir, sevmek. Allah Allah. Bu zenginlik bana yeter deyip oturan bir insan gördünüz mü hiç hayatınızda? Görmediniz değil mi? Çünkü iştahı paraya açıldığından dolayı hep onu büyütmeye çabalamış. Bir insanın da iştahı maneviyata açılırsa onu büyütmeden bu hayatta, bu dünyada nefes alamayacaktır. Allah bizleri de onlardan eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selam. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım. Yorgunluklarım. Kaybettiklerim. Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel Baki. Ya Baki, entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.